Radyo 7 Facebook sayfası, evet. Evet, Radyo 7'nin Facebook sayfasından da şu anda canlı yayındayız. Facebook'tan tekrar edelim istedim. Şimdi benim bu kimse anlamıyor. Mesela durup dururken yazılacak bir şarkı değil. Evet. O nedenle mesela sen müzisyensin. Evet. Senin işin müzik yapmak ve şarkı yapmak. Yani senin mesain bununla işliyor. Evet. Ve aslında bunun mesaisi de sen o teknik alet edevatın başına ya da işte gitarı da böyle adlandıracaksak onun başına geçtiğin zaman mesai orada işliyor. Ama bunun dışında da o duygudan kurtulman mümkün değil. Çünkü duygu adamısın. Yani sen dükkanı kapattığında duygularını kepenkin arkasında bırakmıyorsun. Seninle beraber geliyor. Aynen. Bunlar her zaman her yerde. Evet. Yani, evet. Şimdi mesela ben sana gelip ya şöyle bir şiirimiz var, şöyle bir şarkımız var dediğim zaman orada profesyonel işi yapıyor olabilirsin. O tamam. Ama kimse anlamıyor. Sadece profesyonellikten yapılacak bir şarkı değil. İnsanın biraz kendisiyle alakalı bir duygu dünyasından, hissettiğinden kaynaklanan bir durum. Mesela aşık olmadan bir aşkı yazabilirsin. Başkasının aşkını dinleyerek, derdini dinleyerek. Doğru. Ya da aşıksan, bunu örnek olarak söylüyorum, bir ayrılık yaşamadan da bir ayrılık şarkısı yazabilirsin. Ayrılan başka bir insanın duygularını dile getirebilirsin. Bu profesyonellik. Ama kimse anlamıyor gibi bir şarkıyı sen cidden kimsenin anlamadığını düşünmeden yazamazsın. Böyle inanıyorum. Şimdi senin söylediğinle paralel bir şey söyleyeceğim. Aslında kimse anlamıyor da yazılabilir bir şarkı. Hı hı. Hem de kolay yazılabilir bir şarkı. Sen demin dedin ya, ya ben senin yaşadığın bir aşkı belki senin hissettiğin gibi hissetmeyebilirim ama seninle dertleşirim, senin acılarını anlarım. Benim anlatamadığım gibi de yazarsın. Anlatamadığın yani sen değilsin örnek burada. Sen yazarsın kişi. Çünkü. Herhangi biri, yazamayan biri veya duygularını öyle dile getiremeyen biri gibi yazabilirim. Onu yazamayacağı gibi yazabilirim. Aslında kimse anlamıyor diğerlerinden daha kolay. Çünkü kimse anlamıyoru yazabilmek için hayatın içinde olman yeterli. Evet. Bu aşamadan bakınca doğru. Evet. Evet. Çünkü ben eşim, dostum, ailem, arkadaşlarım kimle konuşsam ve şimdi albüm çıktıktan sonra sevenlerin yazdıkları mesajları bana şunu çok net anlattı. Evet, bizi de kimse anlamıyor. Evet. Şimdi ben enteresan bir şey söyleyeyim. Çok ama çok nadir bana ben radyodayken mesaj atar. Bir amcam var. Evet. Birçok amcam var da. Alanya'da yaşayan amcam Ali Ercan. Az önce mesajı sana da gösterdim. Hı-hı. Biz daha yayına girmeden şarkıyı çaldık. Bana mesaj atmış. Kimse anlamıyor ya da biz anlatamadık diye. Evet. Mesela niye herhangi bir şey için bunu yazmıyor? Çünkü şarkı onu da anlatıyor. Evet. Dedin ya toplumun içinde olmak, hayatı izlemek bunun için yeterli. Hı-hı. Peki kendi adına da bu özel bir soru. Cidden anlaşılmadığını düşünüyor musun? Yani çoğunlukla ya da çoğunlukla yani işte söylediğimle çok paralel ya herkesin hissettiği kadar hissediyorum ben de. Evet. Yani seninle farklı bir işi yapmam, Ali'yle farklı bir işi yapmam gerekmiyor bunun için. Dedim ya hayatın içindesin. İstersen gazeteci ol, istersen şarkıcı ol, istersen şoför ol, hı hı. İstersen aşçı ol. Bu şarkıda, bu noktada bütün duygular aynı. Aynen öyle. O nedenle de sevildi ve sevilmeye de devam edecek abi. Çünkü İnşallah. Ben şuna inanıyorum. Hani müzik yapanlar sadece söz yazması falan değil. Müzik yani bir şey çalıyor olması da orada bir duygu var çünkü. Bir şey anlatıyor. Yoksa enstrümantal denilen hadise bizi niye bu kadar etkilesin? Evet. Bizim duygumuzu deliriksin. Yani söze girmesine gerek yok. Bizim Ahmet abi, Ahmet Selim pazar geceleri de burada program yapar. Şöyle bir şey anlatıyor. Diyor ki bir gün Katü'nün bahçesinde organizasyon bitti çalmaya devam ediyorum diyor. Biri diyor 2 saat beni izledi. Evet. Hiç sesi çıkmadan. En son dedim ki diyor istediğim bir şarkı var mı? Yo izliyorum dedi. Dedim ki tamam istediğim bir şarkı var mı onu söyleyeyim. Demiş ki yok ben sesini diye gitarı çok seviyorum. Hani adam bundan çok etkilenmiş en nihayetinde. Evet. O yüzden bu duygu yaşanmadan tamam izlenerek mutlaka ama dönem dönem kimsenin anlamadığını hissetmeden de böyle bir şey aklına zaten bir gelmemiş. Bir de Ercan şöyle bir şey var ya müzikle şiir çok birbirine paralel iki duygu. Evet. Yani seninle, sen şiir yazıyorsun, benim asıl işim bestecilik. Biz ikimiz aynı şeyleri hissedebiliriz. Evet. Ben müzikle ifade ederim, sen şiirle ifade edersin. Evet. Tersine çevir, şiir yazan birinin de aklına bazen güzel melodiler gelebilir. Senin de geliyordur belki, aynen, belki aynen. Mırıldanıyorsundur. Evet. Çünkü ya dedim ya aynı duyguları yaşıyoruz, hissediyoruz. Branşlarımız farklı ama işte benim söz yazmam da oradan geliyor. Beste yaparken söz yazmam da oradan geliyor. Yani
İşte bazen seninle aynı şeyleri hissediyorum. Senin baktığın evet. taraftan bakıyorum. Müzikle bütünleştiriyorum, şarkı oluyor. Sen onu notaya dökebiliyorsun, ben harfe dökebiliyorum gibi. Yani işte aynı. Genel itibarsına yaptığımız aynen. bu. Şimdi bu programda mesela girizgahında bu kadar aşağı yukarı birçok sanatçı arkadaşımla bunu konuşmadık. Çünkü Hakan Sarıcan'ın bende böyle de bir yeri var. Hayata baktığı bir yer. Yani sadece solist değil, sadece hı. müzisyen değil, sadece aranjör değil. Bu konuda fikirlerini de çok merak ettiğim biri olması nedeniyle zaten konuşmayı bu kadar uzattım kendi adıma da. Niye? Şundan dolayı ben sahneye çıktığımda da bir şey anlattığımda da herhangi bir sunum yaptığımda da radyoda da mutlaka insanlara şunu anlatıyorum. Diyorum ki özellikle çocuklarınızı bence bir müzisyen olmaları yolunda bir şey çalsınlar. Çocuklar bir şey çalsınlar. Çok, çok önemli. Ruhları incelir. Bununla ilgili çok kısa bir şey anlatacağım sonra zaten sözü size bırakacağım. Çok önemsiyorum. Lafını çünkü. Kestim. Lütfen. Örnek vereceğim. Ali mesela İngilizce öğretmenidir aslında. Eyvallah. Yani söylediğin şeye bir örnek. Çok evet. güzel gitar çalar evet. ama asıl mesleği İngilizce öğretmenidir. Çok güzel. Yani çok mutlu oldum mesela buna. Öğrencilerime selamlar buradan dinliyorlar. Ali yani. Karaca hocamızın, eğitmenimizin, öğretmenimizin bütün öğrencilerine selamlar. Çok mutlu oldum çünkü işte buna engel değilmiş evet, demek ki evet. yani en nihayetinde. Bir dizi filmde izlemiştim. Çok nadir yazılan bir hikayedir. Çok da güzel olmuş. Bir ağanın anlatıldığı bir köy işte ağası var. Hı hı. O meşhur dizilerden biri. Çiftlikte bir cinayet işlenmiş. Katil zanlısının kim olduğunu bilmiyorlar. Akşam üzeri saat 8-9 gibi çardakta ağa oturuyor. Yanında da 20 yaşında toy oğlu var. Sohbet ediyorlar. Oğlu daha toy. Ağa da oturaklı bir adam ama. Böyle 50 metre ileride de kahya var. Mey çalıyor abi. Bir taksim geçmiş orada. Evet. Mey çalıyor. Ufaktan böyle duyuyoruz. Oğlu diyor ki babasına, kahyayı işaret ederek, baba diyor, sence katil kahya olabilir mi? Hemen evet. yaftalıyor, daha genç ya, evet. bir de yaftalıyor hemen. Oğlu, baba diyor ki biraz dinlesene diyor şunu. Dinliyorlar, mey çalıyor, biraz daha ses yükseliyor. Diyor ki sonra oğluna, sence bu kadar güzel mey çalan bir adam cinayet işleyebilir mi? Şimdi evet. bu bence çok şık bir cümleydi. O nedenle ben mesela hani ailelere özellikle, bunu sahnede laf doldurayım diye söylemiyorum. Müzisyen olsunlar. Hı hı. Ruhları incelir. Mesela sen hakikaten güzel bir adamsın. Evet. Yani seninle tanışmasam da sadece televizyonda izlesen bir şey çalıyor olsan oradan zaten o duygunu anlatıyor. Sen çalarak bir şey anlatıyorsun zaten. Evet. Şarkı söyleyerek bir şey anlatıyorsun zaten. Fikrini, hissiyatını ortaya koyuyorsun. Senin aynen anlattığın gibi şöyle de bir şey olacak. Biz hani hep bunları yaşadığımız için söylüyorum. Müzikle uğraşan insana, müzik yapan insana herkes önce bir sempatiyle bakar. Yani oradaki ön yargı sempatidir. Evet. Onun için aileler hakikaten senin de dediğin gibi yönlendirmeleri lazım çocuklarını müzikle, resimle. Yani sanatın bir dalıyla muhakkak ilgilendirsinler, aynen uğraştırsınlar. Öyle. Çünkü eminim yaşları ilerledikçe onlar da seveceklerdir uğraştıkları işi. Ve tanıdıkları, tanışacakları herkes onlara ilk önce ön yargılı sempatiyle bakacaklardır. Aynen öyle. Çok güzel bir şey. Şimdi canlı şarkılar da rica edeceğiz. Ben bazı şarkıların arasında böyle bir iki satır bir şey okumaya gayret edeceğim. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Çünkü bizi lezzetlendireceksin. Estağfurullah. Ben tad alacağım bununla alakalı. Anlatmak istediğim de çok şey var. Yani senin varlığından, duruşundan, mesleğinden dolayı bende uyandırdığı çok şey var. Onları da paylaşmaya gayret edeceğim. Seninle nasıl tanıştığımızı da anlatacağım ben. Tamam, söz ve müzik programında ama birazdan anlatacağım tamam. onları. Nasıl tanışmıştık? Çok da güzel olmuştu benim açımdan. Ne okuruz canlı? Ne okuyalım? Şimdi ben kendi şarkılarımı söylemek istiyorum zaten. Hı-hı, lütfen. Ya ama hani izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz başka özel istekleri olursa yer vermeye çalışırız ama. Elimizden geldiği kadar en azından. Söz vermemiş kadar. Olalım. Şimdi ben programa gelmeden önce de biraz evvel hatta yayına başlamadan önce de Facebook'tan, Instagram'dan hep diyorlar ki sen şimdi programa gideceksin, yeni albüm çalacak şarkılar falan ama ne olur senden kaldığı söyle. Ha evet. Evet. Seni aslında tanıdığımız evet, eser. Senden kaldığı söylemeden olmayacak, onun için senden kaldığıyla başlayalım. Çok güzel bir şarkı. Sağ olasın. Cidden çok güzel bir şarkı. En son dün çaldım, dinleyicilerimiz de zaten duymuşlardır. Evet. O zaman buyurun abi, söz sizde. Biz kendimizi deminki gibi duyabileceğiz mi? Evet. Heh, güzel. Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Hangisi yalan olan gerçek mi zor? Senin için hayat
bir maceraymış benim küçük dünyam. Aşktan yanaymış, sığamadın gönlüme. Yollar ayrıymış, benden çok uzaktasın. Hepsi yalanmış. Bir elimde gidişin kaldı, bir elimde yalnızlığım. Yüreğimde bitişin kaldı, gözlerimde ayrılığın. Hayalin boşlukta şimdi, tutulur gibi değil ki bu yara senden kaldı. Bir elimde gidişin kaldı, bir elimde yalnızlığım. Yüreğimde bitişin kaldı, gözlerimde ayrılığın. Hayalin boşlukta şimdi, tutulur gibi değil ki bu yara senden. Sensizlik zor, senden sonra hayat yaşanamazmış. Benim dünyam inan senle başkaymış. Yapamadım olmadı, sensiz olmazmış. Şimdi uzaklardasın, her şey yalanmış. Bitişin kaldı, gözlerimde ayrılığın. Hayalin boşlukta şimdi, tutulur gibi değil ki bu yara senden kaldı. Bir elimde gidişin kaldı, bir elimde yalnızlığım. Yüreğimde bitişin kaldı, gözlerimde ayrılığın. Şimdi tutulur gibi değil ki bu yara senden kaldı. Birbirimize nasılsın diye soramayacak kadar uzak. Ve şimdilerde seninle birbirimizle karşılaşmamak adına tuzak. Ve şimdilerde seninle geçmek için dahi aklımıza uğramayacak kadar yasak. Ve şimdilerde seninle nasılsın sorularına iyiyim diyecek kadar yalancı. Ve şimdilerde seninle ismimiz geçtiğinde hatırlamayacak kadar yabancı. Ve şimdilerde seninle kısmet diyecek kadar inançlı ve çaresiz kaldık. Kısmet diyecek kadar inançlı ve çaresiz kaldık. Ve şimdilerde çaresiz kaldık. Bir elimde gidişin kaldı, bir elimde yalnızlığım. Yüreğimde bitişin kaldı, gözlerimde ayrılığın. Hayalin boşlukta şimdi, tutulur gibi değil ki bu yara senden kaldı. Sonuna kadar hiç müdahale etmedim şundan dolayı, çünkü sonra ben bunları kesip yayınlayacağım. Tabii tabii, böyle de bir şey var. Keyifle dinleriz biz de. Sevgili Hakan Sarıca, yüreğine sağlık. Eyvallah, senin de. Şimdi tabii bu yorumların tamamı buradan okuyamıyorum ama bazılarını da hiç okumayacağım. Şimdi of ulan of diye yazmışsınız, ben bunu okumam. Instagram'da canlı yayında of ulan of diye duygularını dile getiren sağ olsun dinleyicilerimiz var. Mesela sesinize sağlık demiş. İsmi buradan biraz zor, artık uzağı göremedim. Gül, teşekkür ederiz, sağ olun.
Biraz soluklan. Instagram'dan gelen yorumlara bir göz atayım ben. Onları bir okuyayım. Tamam, süper. Ondan sonra devam edelim. Bakalım süper. Neler söylemişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi şuradan başlayalım. Sevgili Mehmet'im Ankara'dan şu anda dinliyor. Selamlarını iletmişler. Şeyda süper demiş. Nurgül muhteşem bir gece olacak. İyi yayınlar diyor. Van'dan selamlar. Sevgili Soner, iyi geceler abi. Yine seni bekliyorum. Nöbetçiyiz. İyi yayınlar sizlere demiş. Sağ olsun. Soner neredeydi? Konya'dan yolluyor. Nesrin, selamlar olsun Konya'ya. Sağ olsun. Nesrin Çamlıca'dan iyi yayınlar demişler İstanbul'dan. S. Demirtun'a hoş geldiniz. Ne iyi ettiniz evimize, evinize demiş. Halil Aktaş, şarkılarınız canımdan bile çok sevdiğim Ebru'ya demiş. Özden, ama Hakan Sarıca benim çocukluk şarkıcım diyor. Gittin ya şarkısını azıcık duyabilsem keşke. Aa, gittin ya biliyormuş. Gittin kim ya. Kim dedin? Şöyle bakayım. Özden. Özden. Gittin ya. Ne zamandan bahsediyor abi? 2000. 2000 yılında. Evet. Küçül de cebime gir, o da çocukluk şarkım falan deyince yani dedim ki herhalde 1975 falan diye. Ne bileyim ben. 2000. 2000 yılı. Peki Özden. Söyledik, duydu. Okumak söyleriz isterse. Tabii. Peki. Güven Bulut, yayın süper. Kars'tan sevgiler, saygılar. Burası buz gibi ama sayenizde ısınıyoruz demiş. Kars'a da selamlar olsun. Eyvallah. Ben 3 ay önce gittim Posof'a. O zaman bile dondum, bir düşün yani. Ya. Vallahi. Allah kolaylık versin ülkelere. Ayşe diyor ki iyi geceler. Ablamla kahve eşliğinde dinliyoruz. Konya Ereğli'den selamlar. Aleyküm selam. Sağ olsun. Şeyma Bursa'dan. Sibo diyor ki mümkündür iyi geceler. Sevgili konuklarımıza selamlar, saygılar. Mümkündür. Kolay gelsin. Mümkündür. Mümkünse iyi geceler dedim ya. Almanya'dan dinliyor bu arada. Havva diyor ki gelsin, müzikler süper, iyi yayınlar. Ferda şiirlerle ve şarkılarla hoş geldiniz diyor. Nevin diyor ki mümkünse iyi geceler. Misafirlerimiz hoş gelmişler. Sevgili Murat Almanya'dan o diyor çok havalı. Bu benim sözümdür de böyle durup dururken söylediğim o çok havalı. Hayırlı yayınlar inşallah Almanya'dan çok kıymetli konuklarına ve sana demişler. Gül programımızın girişi için diyor ki Vira Bismillah dakika bir duygular çıktı Doruk'a. Kısacası yüreğimize evimize hoş geldiniz demişler. Değerli konuğunuz Sayın Sarıca'ya. Sağ olsunlar teşekkürler. Teşekkürler diyor bu gece bizi tercih ettiği için. Bak bir de böyle bir yaklaşım var. Bizi tercih etti. Sağ olsun. Böyle güzel sözlere ne denir bilmiyorum ki. Hepsi birbirinden güzel. Sağ olsunlar. Ben şöyle devam ediyor musun? Bir şey söyle. Yok söyleyebilirsin. Ben şimdi hem kahramana da selam olsun. Eyvallah. Şimdi kahraman taze oğlu kıymetli abi. Taze oğluna hem kahraman hem sen yani ikinizin ayrı ayrı dinleyicilerinize gerçekten çok yani onun okurları hem dinleyicilerinize o da radyoda program yaptığı için hem okurlarınıza kitaplarınızı okuyanlara hem dinleyicilerinize ayrı ayrı duyan duymayan herkese çok teşekkür ediyorum. Çünkü eyvallah. Gerçekten sizin sevenleriniz sizin ayrıca hani benim kendi çabalarım kendi yaptıklarım dışında sizin beni lanse ediş biçiminizle beni çok sahiplendiler çok kabullendiler. Eyvallah. Yani ben normal yaşantımda senin birçok dinleyicin bana mesaj atıyor. Eyvallah. Sana selamlar iletiyor. Eyvallah. Kahraman da ona keza onun dinleyicileri de. Hakikaten ikinizin dinleyicilerinden de çok gerçekten sevenlerim oldu şu son bir sene içinde. Çok mutlu oldum. Güzel bir şey şimdi çok önemlidir abi. Hani iyi kötü günde yanımda olmak diyor. Kötü günde herkes yanımda olur. Yani geçer evet. Geçer derler. Aynen. Önemli olan bir insanın başarısına ortak olabilmek. Yani onu işaret edebilmek. Evet. Bu biraz o bütün çıkarları geride bırakmanla alakalı bir durum. Yani alkışlamayı bilmek, doğruyu söyleyebilmek, iltifat edebilmek. O nedenle bu bizim şansımız görmüşüz. Çünkü ortada zaten güzel bir şey bir var. Bir de bu sizin gibi önemli adamlar tarafından oluyorsa o zaman tadından yenmiyor. Estağfurullah yani. Sağ olasın, var olasın. Sağlıkçı Mehmet Şanlıurfa'dan sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Şarkılar, şiirler hepsi Urfa'ya gelsin demiş. Hepiniz adamsınız diyor. Ben bazen cevap veriyorum. Sensin adam diyor. Eyvallah. Sensin adam. Ali Karaca isimli bir ağabeyimiz yazmış. O da Ali Karaca. Bak, o da Ali Karaca. Tabii tabii. Ali Karaca çok var bu Ali arada. Karaca. Var. Ali Karaca X sonunda da. Öyle mi? X mi tabii. Yazıyor sonunda? Evet. Ben diyor ki have a good night. O bizim bu Ali ya. biliyorum da hani konun nereye gidecek onu bilmiyorum. Şimdi benim yabancı dilim İngilizce normalde. Yani en yabancı benim olduğum dil. Benim mottonu İngilizce yazdık oraya. Benim ne yazdın abi? Mümkünse iyi geceler. Bu mudur? Good night if it is possible. Bir daha söyler misin abi? Have a good night. Have a good night. Bu if it is possible. İlk cümle ne? İlk bölümü? İyi geceler. İyi geceler. Mümkünse iyi geceler.
Sonrası mümkünse. Mümkünse geceler tot. Bu possible mümkünse demek mümkünse. Mi? Mümkünse. Ha anladım. Ben bunu kullanayım if arada. If it is possible. Impossible. Direkt oradan kopyala yapışır yapabilirsin abi. Bundan sonra böyle yapacağım abi. Tamam. Orada tutacağım. Sevgili Ali abi sağ olasın. Memnuniyetle ne demek estağfurullah. Oradan ulaşamayınca buradan ulaşmış. Ben de şaşırdım. Kim acaba diyorum Allah'ım. Yok yok ben şakasını yaptım. Sen bize söyleseydin burada. Ya duyuramadım. Peçete yazsaydım onu. Türkiye duydu buradan duyuramadım. Valla duydu. Huriye Denizli'den iyi geceler demiş. Hayal İmre hoş geldin abi diyor. Duygu Erzurum'dan bir sen bir de çay olmasa ne olur bilmem diyor. Bütün şiirlerini ve bütün Hakan Sarıca şarkılarını en çok kendime armağan ediyorum demişler. Muhsin diyor ki askerim İzmir'de bir de şarkı istemiş benden sağ olsun. Unutuyorsun diyor. Dün de söylemiştim aslında hani ben bir askerin duygusunu anlatabilecek şarkı bilmiyorum. Bütün şarkılar armağanım olsun sevgili askerimize. Çok zor biliyor musun? Orada dinlemek mi şu an? Hem orada dinlemek hem de işte demin duygulardan bahsediyorduk evet. Ya aşk veya işte kimse anlamıyor gibi ama bir asker için şarkı yazmak, evet. Onun duygularını anlatmak hakikaten çok zor. Ben hiç bulaşmadım abi. Yani hepimiz asker olsak da bir dönemde o an yaşıyoruz, o an geçiyor bitiyor ya. Ondan sonra bizden sonrakiler veya şu an askerlik yapanlar neler hissediyor, hangi duygular içinde onu hissetmek çok zor. Şey gibi değil mi? Hepimiz çocuk olduk ama çocuğu anlamıyoruz mesela. Hani çocuk dünyası. Yani belli başlı hani bir çerçevede anlıyorsun. Bu kadar evet. Bir yere kadar. Bir yere kadar anlıyorsun ama hani herkesin kendi bir iç dünyası var. Anlamak zor oluyor herkesin kendi iç dünyasını. Oraya inmek zor oluyor ama askerlerinki ayrı bir zor. Evet. Yani o an yani şu an nöbet tutan bir askerin neler hissettiğini bizim hissetmemiz çok zor. Evet, hele de işte ülkemizde doğuda falansa Allah kolaylık versin. Sabır versin. Çok çok zor şeyler. Aynen öyle. Hemen onunla alakalı da bir şey söyleyeceğim. Lafını da bölüyorum. Estağfurullah. Bu konudan bahsedince aklıma bizim sevgili Zeynep geldi. Ah Mehmet'im şarkısı. Evet. Çok sevdiğim, çok eski konservatuar yıllarından bir arkadaşımdır. Ona da selam olsun Zeynep'e. Zeynep'ten öte şarkıyla ilgili bir şey söyleyeceğim. Dolayı, şarkı sevgili İbrahim abinin, evet. İbrahim Erkal'ın. Ah Mehmet'im şarkısı. Evet onundur. Evet. İbrahim abiye de Allah'tan şifa diliyorum. Yani amin. Her gün üzgünüz, her gün haberler alıyoruz. İnşallah iyiye gidecek. İbrahim Erkal efendim. Yani evet. Değinmeden edemedim İbrahim abinin. Allah durumunda. Şifasını versin, çoluk çocuğuna amin. Bağışlasın. Amin. Yani bu işlerin hiçbirini yapmıyor olsa bile tanıdığımız birinin bu durumda şu an olduğunu bilmek zaten üzücü. Bir de böyle bir duygu adamının yani hangimiz herhangi bir şarkısından dolayı duygumuza isim yapmadık ki bunu yani. An itibariyle şifa ihtiyacı olan herkese. Aynen, dua evet, etmekten başka yapacak bir şey yok. Hepimiz dua edelim. Dua edelim. Allah İnşallah sağlığına kavuşur. Eyvallah. Süveyda, Gaziantep Medical Park ekibi olarak her gece Fatoş Hemşire sayesinde sizi dinliyoruz. Allah var memnunuz. Fatoş sağ olsun alıştık size. Medical Park reklam oldu şimdi. Evet ben de bir daha sen de söyleyince daha da üstüne bir geçtik yani. Ben sustum. Diyesen, evet. Şimdi başka bir şey söyleyecektim. Birini hepten reklam olacak hiç söylemedim. Hiç gerek geçtik onu. Tamam, evet. Hakan Sarıca bizim için senden kaldı şarkısını seslendirebilir mi demiş. Maalesef bugün olmaz artık. Artık olmaz. Az önce ben programın bittikten hemen sonra çalarım tekrar sizin için söz. Madem dinliyorsunuz. Ama ne zaman attı mesajı dinlemiştir belki. Evet olabilir. Şurada evet. Tam dakikayı görmüyorum ama. Bu dinlemiş de olabilir. Nur tüm güzellikler sizinle ve bizimle olsun demişler. Emine iyi yayınlar abi her ne kadar okumasan da diyor. Doğru söylüyorsun. Elif Sert Ankara'dan buradaki Elif'e de bir selam yollayın. İstek yok tercih yapamadım seviliyorsunuz diyor. Rıdvan kral bir kitap göndersen mümkünse diyor. Rıdvan'ım ne demek başım üstüne. Sait deprem eşiğinde seni dinliyorum Ercan abi. Denizli'den sevgiler. Manisa ve Denizli'ye geçmiş olsun. Geçmiş olsun 4.9 evet, can kaybı yok Allah'a şükür. Beş. Evet. Bugün 2 saat içinde 100 tane deprem olmuş. Evet. Sürekli oluyor da işte bu kendini hissettirenler. Aynen, gibi. Aynen. Evet. Her gün oluyor. Gülsem'in iyi geceler diyor. Misafirimiz hoş geldi. Hakan Sarıcı'dan bir şarkı dinlemek isterim. Berna Ebru İstanbul'dan dinliyor. Gül diyor ki nasıl güzel bir eser. Hem yüreğe hem kulağa çok yakışan. Gitmek mi zor kalmak mı? Sesinize, yüreğinize, gitarınıza sağlık demişler. Evet şimdi. Radyo 7'nin Facebook sayfasından canlı yayın devam ediyor. Sevgili Hakan Sarıca, Kör Kuyular isimli albümü çıktı. Klibi de bu şarkıya, Kimse Anlamıyor isimli şarkıya çekildi. Hı hı. Onu da video paylaşım sitelerinden bulabilirsiniz. Çok da güzel bir klip çektiler. Sevgili Kemal Başbuğ'la birlikte. Kemal çekti. Her zaman olduğu gibi. Biz ben de çok severim. Kemal'le çocukluk arkadaşıyız zaten. Harikulade. Ben bugüne kadar yaptığım bütün
işte albümlerin kliplerini hep Noktayı da, Ben Kötü Çocuğumu da, işte Yayı'da Yoksa'nı da, Senden Kaldı'yı çekti ama biz onu yayınlamamıştık. Şimdi kimse anlamıyor da hepsini o çekti. Yani sanki Kemal'le biz çalışırken iş yapmıyoruz da eğleniyoruz. Eyvallah. Bir de Kemal beni çok iyi tanıdığı için. Ne istediğini biliyor. Ne istediğimi biliyor. Ben onun ne şekilde çalıştığını biliyorum. Onun için çok güzel, çok sağlıklı çalışmalar oluyor. Bunu da Kemal çekti. Çok da güzel oldu. Şu an işte isim söylemiyoruz tabii, reklam oluyor. Hı hı. İşte izlenme sitelerinde gayet de iyi. Yani ikinci haftasında zaten 1 milyonu falan geçti. 1 milyon. Geçti. Çok güzel. İnşallah iyi gidiyor. Daha da iyi gidecek diye. Yolu ortaya çıkıyorsun. Gider. Çok kaliteli işler yapıyorsun ve gidecektir de buna. Eyvallah, zaten şüphem yok. Albümde bir de Akşam Güneşi diye Orhan Gencebay'ın, Orhan abinin o meşhur Akşam Güneşi isimli eseri var. Onu da dinleteceğim. Sana bir şey anlatacağım. Lütfen. Şimdi bilenler bilir benim Orhan Bey'le çalıştığımı zaten yıllardır. Sene söyleyince hep yaş çıkıyor. Böyle tam sene söyleyeceğim zaman bir duraksıyorum. Yok abi, gençsin sen. Uzun zamandır. Evet. 25 sene falan oldu. Maşallah. Daha Orhan Gencebay mi? Orhan Gencebay değilken yani. O derece. Değilken henüz. Şimdi ben Orhan Bey'e dedim ki işte albümü yaparken nereden geldim konuya? Ya Evde Yoksa'nı yapmış ki o Senden Kaldı olduğu albümde. Orhan Bey'in fanları, hayranları da hep diyorlar ki Hakan abi, hani sen bir şeyler yapacaksan muhakkak içinde Orhan Gencebay olmalı, olmazsa olmaz. Hani o bir mühür, damga gibi yani. Evet. Şimdi bu albüm onların nazarında onaylanmıştır artık. Tamam, Akşam Güneşi var. Çünkü Akşam Güneşi var. Yani diğerlerini beğensinler beğenmesinler önemli değil. Akşam Güneşi varsa o demek ki o onların nazarında o sınıfı geçmiştir. Ben Orhan Bey'e söyledim, Akşam Güneşi'ni yapacağım. Tamam dedi. Yani hangisini istiyorsan onu yap dedi. Ben Akşam Güneşi'ni seçtim. Yaptım, bitirdim. Yapma aşamasında falan hiç dinletmedim. Ondan sonra bitirdim. Götürdüm, dinliyor. Berhudar oyundan. Aynen. Evet. Şarkıyı başlattım. Şarkı süresince böyle durdu. İzleyenler görüyor. Radyodan dinleyen şöyle durdu abi. Dinledi. Şarkı bitti. Bir baktım. Hayatımda ilk defa 25 senedir gözlerinin dolduğunu gördüm abi. Allah Allah. Hiç görmemiştim bugüne kadar. Çok güzel. Yani birçok şeyi paylaştık bugüne kadar. Özel, tüzel. O benim hayatımda, ben onun hayatında. İşte sevinçler, mutluluklar, her şeyi paylaştık Orhan Bey'le. Babam o benim yani. İkinci babam. O da her yerde benden manevi oğlum diye bahseder. Birçok şey yaşadık ama ne ondan bir hani sinirli bir yaklaşım gördüm bugüne kadar. Ne çok büyük bir mutluluk efekti. Duyguların aşırısını görmediniz. Hiç görmedim. Hep ortada bir insandır. Yani dengeli bir insandır diyeyim. Hı hı. Bilenler zaten biliyor. Ve hiç gözyaşı görmedim bugüne kadar onda. Yine gözyaşı değildi ama böyle bir göz dolar ya. Nemlendi. Evet. Hocam dedim, beğendiniz herhalde. Çok güzel olmuş dedi. Beğendi, onaylandı yani. Ondan sonra hikayesini anlattı şarkının falan. Neyse, oralara girmeyelim artık. İşte berhudar olduk. Berhudar olduk. Evet. Ya çok güzel bir şey ama evet. Yani Orhan Gencebay'dan bahsediyor. Anlatabildim mi? Yani evet. Bu bırak müzisyenliğini. Sadece dinleyicisi olsan bu anı. İnsana bir ömür yeter yani. Ama şunu söyleyeyim sana, özel bir şeydir. Hani anlatamıyorum ama özel bir şeydir. Akşam Güneşi'ni milyonlarca insan İstiklal Marşı gibi bilir ezbere. Hı-hı. Yani kimsenin de ya ben bu şarkıyı sevmiyorum dediğini duymadım yok bugüne kadar. Bir sürü sanatçı dostum, arkadaşım, abim, ablam okudu. Bana da nasip oldu. Ben de okudum. Çok da hissederek yaptım. Çok sade bir halidir ama Orhan Bey dinledi ve hikayesini anlattı ya bana sonra. Bak, bugüne kadar dinlememişim bunca yıldır. Yani konusu geçmemiş demek ki şarkının. Hikayesini anlattıktan sonra böyle bir tüylerim diken diken oldu ve ben de daha fazla hissettim şarkıyı, biliyor musun? Anlatacağım şarkı arasında. Mesela aynı duyguyu ben Cemal abiden biliyorum. Cemal Safi. Yazdığı birçok şiirin tabii ki özeldir, anlatmam. Hikayesini biliyorum ya. Evet. Yani kendisine ait olması falan şart değil de. Bir başkasına da ait olabilir. Evet. O duygu ama özeldir en nihayetinde. Evet. Ve buna çok mutlu oluyorum. Dinlediğin acı bir şey. Ama benim tarafımdan da işte bana özel anlatılmış, biliyorum ya falan. O duyguyu çok iyi biliyorum. Yani çünkü dev isimlerden bahsediyoruz. Ya şimdi adını zikrettim. Ben de bir şeyler söylemeden edemeyeceğim. Cemal abi. Aynen, Cemal abi. Yani Cemal Safi deyince zaten akan sular tabii duruyor. Sizin için özellikle zaten. Kesinlikle. Öyle duruyor. Evet. Piriniz. Bizim de pirimiz. Cemal abi şu anda yaşayan evet, bence en büyük şairdir. Aynen öyle. Yaşayan. Yani üç varsa biri olur.
Evet. Evet. Zaten 5'i geçmez şu sıra. Evet. Ben Cemal abi, o da, yani Cemal abi de benim çocukluğumu bilir. Çünkü Orhan Bey'le diyaloglarını biliyorsun. Hı hı. O da yani ellerinde büyüdüm neredeyse. İşte 2 sene TRT'de program yaptım ya, biliyorsun. Hı hı. TRT adı reklama girdi zaten. Verebilirsin, radyoyu da söyleyebilirsin. Yok, şu an bitti, albüm çıkınca biraz ara verdik, yapacağız tekrar ama böyle çok değerli büyüklerimizle röportaj yaptım ben, bir radyocu gibi. Yani ne kadar radyocu gibi olmasa da hani gibi oldu. Yok, Cemal yok. Abiyle de yapmak istedim. Gittik Ankara'ya gittik. Cemal abiyle yapmak için, Ankara'da yaşıyor çünkü. Herkesle Ercan, hani gittik, programın süresi 1 saatti. İşte 1 saatlik programı bant yapıyordum ben. Ne sürer? 2 saat işte. Hani evet. Aradaki durduk, sohbeti kaldık, durduk gittik. Kalktık falan. Cemal abiyle 7 saat sürdü. Eyvallah. 1 saat yayınladık ama 7 saat sürdü. Niye? Cemal abi durmuyor, okuyor ve dinliyorsun. Evet. Bıkmadan, sıkılmadan dinliyorsun. Aynen öyle. Yani o kitapları yiyesin geliyor. Yani diyorsun ki bu kitaplar benim içimde olmalı. Ali abi bir daha dinleyemezsin bunları, anladın mı? Yani birinci tekil şahıs o. Ne kadar güzel. Evet. Ben mesela, bana ilk randevu verdiğinde evinde 1 saat buyurun gelin dedi. 4 saat misafir etti. Ya evinde sana... Biz tabii mangal falan da yaptık. Eyvallah, o gün öyle 7 saat sürdü. Ben de kış zaman olmadı. Şimdi evinde sana hani pideyi bölüp ikram eden bir Cemal Safi görünce çok büyük onurlanıyorsun. Seni evinde misafir. İnsanlar öyledir yani. Kesinlikle abi. Ya ben... Ve sonra özür diliyorum, Azerbaycan'a davet edildik. Beni davet ettikler. Dediler ki Türkiye'den 2 şair davet ediyoruz. Eyvallah dedim. Diğeri gibi Cemal Safi dediler. Ben bir durdum telefonla. Ne demek dedim ya, yani bak 2 kişi davet ediyoruz diyor. Biri ya. Sen, biri Cemal Safi. Ya. 4 gün Azerbaycan. İnanılmaz güzeldi yani. Çok güzel. Çok güzel bir onur ya. Allah. Bu işte senin değerini de orada gösteriyor zaten. Yani bak, bu isimleri nasıl zikrediyoruz şu an, evet. Konuşuyoruz. Nelerden bahsediyoruz. Evet. Anladın mı? Yani hani daha ötesini söylemiyorum. Eyvallah. Şeyi anlatacağım. Küçüğüm, Samsun'dayım o zaman. Hı. Lise yılları falan. Belki de daha eski, bilmiyorum. Lise yıllarımız. Orhan Bey'in, işte sen biliyorsun. Evet. Kaset var o zaman. Tabii. Orhan Bey'in ne zaman albümü çıksa hemen gidiyoruz kasetçide. Sıraya giriyoruz. Kuyruk falan oluyor abi. Tabii. Sezenler, Orhan. Biliyorum. Evet. Sıraya giriyoruz. Giderdim kasetçiye. Daha kaseti alırdım. Ya evde yoksan da onu yaptım. Hiç unutmuyorum. Ya evde yoksan, hemen daha kaseti alır almaz hemen açıyorum kapağını falan, bakıyorum içine. İşte müzik Orhan Gencebay, söz Cemal Safi, iç benim içim var, ya evde yoksan var falan, neler var. Eve koşa koşa gidiyorum. Dinlemek için. Hemen dinlemek için. Ha. Eve koşa koşa gidiyorum. Bütün kasetin içinde ne var ne yok okuyorum, işte Tom Meister'i kim, işte gitarlar kim çaldı, yaylılar kim bilmem falan. Ne. Ve sonra yıllar sonra bakıyorsun abi. Aynı ortamda. Evet. Onlarla beraber. O işleri yapıyorsun, evet. Çalışıyorsun falan. Yani hani der ya insan, o zaman bir rüya görsem. Anlatsan. Bu rüyaları görsem, ertesi günü anlatsam, ya ne güzel rüyaydı falan. Hakan şeyi de mucizeler işte, gibi. Orhan Bey'le tanışmanı o zaman, madem oraya geldik. Birazdan anlatalım artık. Hadi, tabii tamam. Tabii. Yani yayıncılıkta az sonrası vardır ya bu işin abi. Tüketmeyelim hepsini. Az sonra. Abi o zaman şöyle yapalım. Zaten biz sohbete dalarsak lafını kestim, şarkı falan söyleyemeyiz. Tabii tabii. Tabii. İlk defa da bu kadar sohbet ediyoruz bak bu konuda, söyleyeyim ama çok keyifli geldi ama hani Orhan Gencebay'dan, Cemal Safi'den bahsediyoruz. Başlıklar güzel. Akşam Güneşi'ni o zaman yayınlayalım. Hadi yayınlayalım. Peşine de benim bir Beni Vurun diye bir şiirim vardır. Of. O olsun. Tamam, süper. Ondan sonra da devam edelim. Tamam, biz olur bu mu? Arada tabii devam edeceğiz. Hatta abi şöyle yapalım mı? Tabii tabii, devam edeceğiz biz sohbete. Tamam, ikisini bir yayınlayayım ben. Tamam. Beni Vurun'la beraber. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Önce şimdi bu teknik anlamda hani kuralları anlamında da sesi, soluğu, canlı yayını vesairesi var ya. Evet evet. O nedenle ben buradan birazdan canlı yayınımıza da devam edeceğimizin anonsunu yapayım. Hı hı. Ondan sonra devam edelim. Ayrılmayın lütfen birazdan. Orhan abinin en çok sevdiğim eserlerinden biridir. Nereden bileceksin? Onu da armağan etmiş bulunduk. Nereden bileceksin? Fena bir şarkıdır. Biz bunu Ferhan'ın albümünde Ferhan'a yaptık. Evet, o okudu. Biliyorsun, sen gene dinlemiştin. O da çok güzel bir yorum oldu. Yani şarkı fena bir şarkı. Sözleri Vural abinindir, Vural Şahin. Evet. Çok bomba bir şarkı. Bugün, bugün mü ya da dün olabilir. Henüz cevap veremedim ama yarın inşallah irtibatı kurarız. Onun bir selamı geldi bana, Vural abinin, Vural Şahin. Hmm. Sağ olsun. Senin paylaşımından sonra. Vural abi de çok önemli bir isimdir. Vural Şahin. Orhan abin, Orhan Bey'in de bestelediği sözleri var. Ayrıca yani yüzlerce şarkı sözü var. Evet. Bestecidir de aynı zamanda. Çok önemli bir adamdır yani. Sağ olsun.
Senden bir canlı eser rica edeceğim abi. Tamam. Ama öncesinde hemen. Ben sen hazırlığını yaparken birkaç dinleyicimize daha selam vereyim istiyorum. Tamam. Instagram'dan yazan dinleyicilerimiz Mehmet Ercan sayfasına. Ondan sonra da bakalım kimler, nerelerde, neler demişler. Nerede kaldığımı da eğer ki bulabilirsem. Şöyle bakalım. Bir şiir okumuştur herhalde, bunu söylüyorlar ama işte bir Beni Vurun şiirini okuduk. Hatırladığım kadarıyla. Hangisinden bahsediyorlarsa. Şöyle bilgisayardan değil, direkt Instagram'ı şuradan bir paylaşmak istiyorum ben. Kimlerin neler yazdığını. Ne okusun abi bu arada? Şimdi ne okuyacağım biliyor musun? Yine Sözümüz İyi Bana Ait, benim için çok önemli bir şarkı. Yine benim için çok önemli birinin söylediği bir şarkı. Ferhan'ın albümünün hem adı, hı-hı, Aşkım Ben Hali, hem ona klip çektiğimiz şarkı. Biz bu şarkıda mı Ferhan'ı konuk almıştık? Tabii tabii. Değil mi? Tabii tabii. Bu albümde yani. Tabii bu albümde. Evet. Çok önemli bir şarkı. Yani en az senden kaldı ve kimse anlamıyor kadar önemli bir şarkı benim için ve Ferhan da benim için gerçekten Türkiye'nin en önemli solistlerinden bir tanesidir. Çok önemli, çok değerli. Bu şarkıyı da çok hakkını vererek okudu. Eyvallah. Şimdi ben ilk defa hani böyle bir radyo, televizyon, canlı yayın vesaire platformda ilk defa söyleyeceğim kendi şarkımı. Tabii onun yorumunun üzerine çıkamayacağız muhakkak ama hani bir de sahibinin sesinden olsun, eyvallah, diye. Bu arada ben de kendisine selam ve sevgilerimi iletiyorum sevgili Ferhan'a. Tabii bu arada hani yeni projelerde süprizlerden sadece bahsetmiyoruz seninle ilgili tarafından. Onu birazdan bahsedelim, tamam, çünkü benim de üzerinde emeği var. Evet, bu da çok güzel oldu. Ferhan mı? Evet. Tabii tabii. Biraz onu da birazdan paylaşırız. Yeni bir proje geliyor, çok öyle mi? Güzel olacak tabii. Aa, ama benim haberim bile yok bak. Bana ait. Projesi, yani benim mi? Yani projelendiren de sevgili Hakan Sarıca. Tabii, onu da birazdan paylaşırız dinleyicilerimize. Hı-hı. Mikrofon sende abi. Tamam. Dur diyemedim, gitme diyemedim. Yalvarmak istedim, kal diye. Git istemedim, bitsin istemedim. Kendimi yenemedim yine. Sen beni bilirsin nasıl sevdiğimi, nelerden vazgeçip sana geldiğimi. Kaybetmekten korksam da, pişman olsam da, yapamıyorum. Aşkın ben hali bu. İçim acır, canım yanar. Gururumdan ağlayamam ama gözyaşım kalbime akar. Aşkın ben hali bu. Sesim titrer, dilim susar. Anlatamam derdimi sana. İçimde fırtına kopar. Bir söyleyip bin kez pişman olup kendime kaldığımda bitiyorum. Hiç istemeden çok üzülerek yokluğumda her an eriyorum. Sen beni bilirsin nasıl sevdiğimi, nelerden vazgeçip sana geldiğimi. Kaybetmekten korksam da, pişman olsam da, yapamıyorum. Aşkım ben hali bu. İçim acır, canım yanar. Gururumdan
ağlayamam ama gözyaşım kalbime akar. Aşkım ben halim, sesim titrer, dilim susar. Anlatamam derdimi sana, İçimde fırtına kopar. Aşkın ben hali bu. Ne güzel gitti ama geceye. Şimdi gerçekten insan hani kendi şarkısına güzel der mi bilmiyorum ama hakikaten benim çok şöyle diyeyim yani, sevdiğim şarkılarımdan birisi. Ben Ferhan'a dedim ki, Ferhan'ın albüm çalışmasına başladık, daha bu şarkı yok. Belli şarkılar var, onların aranjesini falan yapıyoruz. İşte demo okumalarını, kayıtlarını yapıyor Ferhan. Fakat hani A1 ne olur, neyle çıkarız, albümün adını ne koyarız falan belli değil. Bir gün işte geldi ya, benim stüdyoda içeride çalışıyorum. Ferhan da ofis tarafında oturuyor. Aklıma aşkım ben hali lafı geldi. Dedim ki, ben Ferhan'ı o kadar iyi tanıyorum ki yıllardır. Dedim ki ne yapacağım biliyor musun? Hani en başta konuştuk ya, bak onunla ilgili bir şey bu. Ferhan'ın, yani aşkın Ferhan halini yazacağım dedim kendi içimde. Daha şarkı yok. Dedim Ferhan'a, sadece gittim, isim geldi aklına. Tabii tabii, içeri gittim Ferhan'a, dedim ki şu andan itibaren dedim bir şarkıya başlayacağım. Hem dedim çıkış şarkısı olacak, hem albümün adı olacak, hem klip çekeceğimiz şarkı olacak. Hangi şarkı hadi falan? Canım. Dedim yok dedi, şarkı yok da dedim daha. Nasıl dedi ya, nasıl karar veriyor? Dedim bak görürsün. Aynen, şarkıyı o gece yazdım. Bitti. Dediğim gibi A1 oldu. Klibi buna çektik. İsim bu oldu. İsim bu oldu. Ferhan'ı da insanlara, birçok insan, kişiye tanıtan şarkı bu oldu. Şimdi Ferhan'dan bahsederken aşkım ben hali Ferhan derler falan. Klibi gene çok izlendi. Yani 2-3 milyonun üzerinde bir izlenmesi var internet sitelerinde. Gayet güzel oldu. Onun için hani şarkının önemini anlatmak için. Çok da güzel eser. Kendisinden bahsettik. Ferhan demiş ki benden de sizlere sevgiler. Demiş. Hem de selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ali abinin de selamları var, sevgileri var. Birkaç dinleyicimize izninle abi bir selam yollamak isterim. Tabii tabii. Ondan sonra da devam edelim programımızın son 40 dakikasında. Mehmet Şanlıurfa'dan sağ olsun paylaşmıştım. Huriye Denizli'den Hayal hoş geldiniz diyor. Duygu Erzurum'dan bir siz bir sen bir de çay olmasa ne olur bilmem. Kendime armağan ediyorum demiş. Hakan Sarıca şarkılarını, bunu okumuştum. Efendim Nur selam ediyoruz. Emine selamlar. Ankara'dan iyi geceler. Buradaki Elif'e de selam demişler. Rıdvan okumuştuk. Evet, Kübra Korkmaz Yürek sesinize ve şiirinize sağlık Yozgat'tan demiş. 3 Haziran'da Yozgat'tayım nasipse, söylemiş olayım. Şair Rumuzlu bir dinleyicimiz, deprem eşliğinde dinliyoruz diyor. Denizli'le Betül Seha Oyman. Ya. Geçmiş olsun. Nevin Kırıkkale'den Maviş Dülger evimize hoş geldiniz demişler. Mehmet Biricik Savcı Filiz Hanım'a demiş. Filiz Tankılıç Elazığ dinlemede. Hayırlı geceler, şarkılar, şiirler muhteşem diyor. Sağ olsunlar. Meliha sanıyorum Samsun Öğrenci Yurdu'nda tek yapabildiğim iş sizi dinlemek. Hemşerimizden. Evet. Sevgili Hakan Sarıca Samsunlu. Bu arada ben onda de sevgili Ali abi de öyle. Samsun. Hatırlatmış olalım. Samsun Öğrenci Yurdu'na selamlar. Pınar Atay İzmir'den dinliyor. Aslı Ankara'dan. Mehmet Karavar selamlar. Osman Bozkır gündüzü güneş, geceyi sen aydınlatıyorsun. Yüreği güzel insan diyor. Kütahya'da olan Çiğdem Kobal'a selamlar demiş. Merve Aslan Konya Ereğli'den dinliyorum. Sesinize sağlık demişler. Mehmet Eskişehir'den dinliyor. Harun diyor ki bir adamı sevmek için önce onu kimlerin sevdiğine bakacaksın. Madem Mehmet Ercan sevmiş, biz dünden sevmeye razıyız, saygılar. Oo, sağ olsun. Sağ olsun dinleyicilerimden. Sağ olsun. Sevgili Harun, kıymet kattın bu arada Harun, sağ olasın. Münevver Diyarbakır'dan selamlar. Yüreğinizden akan sözlerin devamı dileğiyle demişler. Cüneyt Özcan
Ağzınıza sağlık diyor. Edirne'den. Ha, Cüneyt. Cüneyt Özcan. Evet. Cüneyt. Evet. Edirne'den. Tanıyorsun o zaman. Şahsen tanışmadık ama hani sosyal medyadan. Sosyal medyadan. Evet, tanıyorum. Kübra Nur, bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan KPSS'ye çalışıyorum. Bir yandan iki hafta sonra askere gidecek yarimi düşünüyorum. Bütün dertler de sende şu sıra. O zaman yani. Şimdi bak, yari unutsun bir süre. Evet. Bizi dinlemeyi de bıraksın bence. Evet, KPSS'ye devam. Evet, çalışsın. Evet, onun için bir yılı bekleme en azından diye. Allah'tan zihni hayatta okumak. Hayatta en önemli şey okumak. Evet, eğitim çok önemli. Rabia Emin Çavuşlu Denizli'den dinliyorlar. Tekrar geçmiş olsun. Hatice Ağkızı Konya'dan selamları var. Duygu Ben selamlar ve yayınlar demişler. Derya yayınlar diyor Sakarya'dan. Hayırlı geceler. Tutunduğum dallar kırıktı. Hep güvenmeye hiç kimsem yok. Sevdiklerimden esen yok. Hakan Sarıca en güzel şeysin canlı söyler mi acaba demişler. Bir dakika ya, ben benim o. Sözler sana ait değil mi? Benim, evet. Bir okuyayım dakika tekrar. Neydi? Tutunduğum dallar kırıktı hep. Güvenmeye hiç kimsem yok. Sevdiklerimden eser yok. Hakan Sarıca'nın şarkımı hatırlayamadım. Güzel, değil mi? En güzel şeysin. Şarkının adı o mu? Evet, en güzel şeysin. En güzel şeysin. Kim yazmış? Rümeysa. Yok. Runa Mes mi? İsmini yazmamış. Ak Yıldız. Selamlar olsun. En güzel şeysin. Güzel şarkıydı. İsmini de yazarsanız seviniriz. Bir dinleyicimiz daha vardı. Çocukluk şarkıcım falan demişti ya. Gittin ya mıydı? Ne şarkının adı? Gittin ya. Gittin ya. Onu da söz verdik ama okur muyuz bilmiyorum. Mırıldanırız biraz. Peki biraz. Merve Aslan Konya'dan. Sıradaki parça Tüm Acı Çekenlere. Sevgül Ahmedova İspanya'dan selamlar demiş. Maşallah. Oyuzu bahis geçmişti ya İspanya'dan. O ne değil. Sevgül, teşekkür ederim, sağ olun. Güven Bul diyor ki abi marketi kapattık eve geldik ama telefonumuz hala açık, sizleri izliyoruz. Dinliyoruz. Kars'tan sağ olsun. Sağ olsun. Lütfiye Kampolat Gaziantep'ten. Lütfiye ve Eda dinliyoruz demişler. Fatih Talaş abim diyor ki Amasya'dan gönül insanlarına, gecenin sakladığı acılara ve sırlarla dolu karanlığa bir nebze de olsa mola vererek geçmiş dünyamızın, hayatımızın anlamına değer katan üstadlara şükran ve muhabbetler demiş. Sağ olsun. Ebru iyi yayınlar demiş. Azize Demiray muhteşem bir buluşma, selamlar ve sevgiler size güzel insanlar demiş. Mustafa büyüksün reis diyor. Bir başka Mustafa Karaman Ermenek'ten dinliyor. İsmail Tevfik Konya'dan bir eser istemişler ve sevgili Ferhan'ın mesajını okumuştum. Şimdi Ferhan da ismi tekrar geçmişken hemen söyleyelim. Benim hani sizler tarafından da çok beğenilen bir şiirim vardı. Bu sizden gelen bu reaksiyondan dolayı benim söyleyebildiğim bir cümle. Yoksa ben herhangi bir şiirim için çok beğenildi falan demem. Ya benim böyle bir üslubum yok daha doğrusu. Çok da sağ olsun dinleyicim bana yazdıklarını yollamak istiyor, bir değerlendir diye. Ben bilirkişi değilim. Ve çok güzeldir zaten eminim. Yani duygularını yazmışsın en nihayetinde. Evet, evet. Bunun ölçü birimi ben değilim ama okumaya gayret ediyorum. Demedi deme için gidebileceğim en bu konuda önemli insanlardan biri Hakan Sarıca'ydı. Gittim. Eyvallah, sağ olasın. Dedim ki bende böyle bir şiir var. Sende de bu yetenek var. Ben buna bir şey yapmak istiyorum dedim. Ondan sonra Voltron'u oluşturalım. Voltron'u oluşturalım. Ama bak nasıl oluştu Voltron, dinle. Evet. Hatta aynı gün değil mi abi? Buluştuğumuz ilk gün. Tabii tabii. Şiiri okudum. Kendisi okudu. Baktı. Üstüne biraz durduk. Ferhan da oradaydı sağ olsun. Ferhan oradaydı. Ferhan koltuk tarafında İler oturuyordu. Evet. Biz ikimiz konuşuyoruz. Çok takmadı beni yani. Hani çok övdü. Evet. Şimdi şiiri okudu. Ben okudum peşine. Zaten önceden haberleşmiştik. Ben şiiri bir iyice sindirdim. Harikulade bir şey bu arada. Eyvallah. İlk fırsatta oku sen de. Merak ettim bak şimdi. Eyvallah. Demedi demeden bahsediyorum. Demedi demeden bahsediyoruz. Ben Ercan'a diyorum ki o arada, yani işte hani şiirin duygusuna göre ben düşüneyim. Yani hani şey olayım, oraya odaklanayım. Sen anlatıyordun, bana geçti. Yok, devam et lütfen. Odaklanayım, bakayım, düşüneyim falan derken Ferhan'ın da kulağı bizde, telefonla ilgileniyor. Hı-hı. Onun bir oyunu var onunla. Ondan sonra dedi ki ya Hakan şey olmaz mı dedi ya. İşte bir şarkı var. O şarkıydı daha önce sözleri de olan. Hı-hı. Aha dedim. Aa bak şimdi, evet. Yani 12'den vurdu, anladın mı? Tam evet. Durdu. Bir defa konuştu. Durdu bir defa. Bak dedik ya, bu işte internette introsu vardı. Hı. Hemen introyu açtım. Ercan dedik işte bu. Ben dedim ki işte bu, tamam ha, bitti işte abi orada. O dedik yani, bitti. Voltron orada oluştu yani. Hemen. Orada oluştu. Aynen öyle. Yani girdi. Ferhan'a dedik verir misin? Tamam veririm. Sağ olsun. Okurma. Hatta sormadık bile. Yani böyle de bir şey var. Ferhan yani. Da beni keşfeden şair. Evet, şiir evet. Okuma konusunda. Sormadık. Evet. İlk 10 saniyesi girdi intronun. Dedik bu tamam yani. Çok güzel. Hani bu olmalı diye. Ben bir iki sanatçı arkadaşıma dedim ki bak bu olacağım diye. Çok da beğenildi. Hı hı. Budur diye. Şimdi sevgili Hakan Sarıca
Müzik Ferhan'a ait. Evet. Aranje sevgili Hakan Sarıcı'ya ait. Evet. Henüz Ferhan haberi yok. Bir evet, şey daha ona haberi yok. Bir şey daha ona ait olacak inşallah. Dinliyordur. Selam yolladığına göyle. Göre. Ben Ferhan'cığım ben anlaştım Ercan'la tamamdır. Senin haberin yok. Haberin yok. Ercan şiirini okuyacak demedi demeyi. Ve melodinin bir kısmına bir söz yazacak. Bir rica, şarkı olması gerekiyor. Şarkı olacak bir nakarat. Rica edeceğiz o nakaratı da senin söylemeni eser istiyoruz. Sahibi olarak, eser evet. sahibi olarak. Şimdiden söylemiş olur. Şimdi ya yok da desen artık biz canlıyında bunu istedik. İstedik. Hani artık bunu yapmakla mecbursun. Yapacağız. Evet. Sağ olsun. Sağ olsun o seve seve. Nazımızı kullanıyoruz ya. Aynen hani seve seve. Asıl güzel olan kısmı bu. Ben onun adına söz veriyorum zaten. Eyvallah. Onun sağ sözü olsun. Benim sözüm onun sözüdür yani. Eyvallah. Fark eden bir şey yok. Baş tacısınız. Bu iş tamamdır. Yani güzel bir çalışma tamamdır. Çıkacak ortaya. Çok da yakın inşallah. Yani evet. proje bitmiş gibi bir takım şeyler var. Ufak tefek onları ayarlayacağız. İnşallah klibiyle, İnşallah. CD'siyle, kitabıyla, her şeyle birlikte çok yakında. O zaman bir dörtlü olarak bir daha toplanılır burada. Tabii ki. O zaman muhabbet de daha iyi döner. Tabii. Toplanırız. Ferhan sevgili Ferhan da olduğu bir gün. Güzel şarkı da bitiririz ona. Aynen öyle olur. Harika da olur. Çok güzel olur. Tekrar teşekkür ediyorum kendisine. Demedi Demen'in müziği Ferhan'dan, aranjesi sevgili Hakan Sarıca'dan. Hatta şan kısmı şarkısı da sevgili Ferhan'dan, onun güzel sesinden. Aynen. Bu arada Ferhan'dan o kadar bahsettik. Şimdi benim albümle de ilgili bir şey söyleyeceğim. Ferhan'ın bir de tabii bestecilik tarafı var. Albüme ismini veren şarkı en son çalacağımız program biterken Kör Kuyular. Kör Kuyular. Bu da Ferhan'ın sözü müziği. O da. Ha, çok güzel. Tabii. Ondan eyvallah. Söylemiş hepsi bir arada çıkmış abi burada yani. Aynen. Ya bak öyle oluyor. Nasıl oluyor biliyor musun? Ekip lazım abi, ekip. Ve bu ekipte ticaretin, maddiyatın değil gönüllerin birleşmesi evet. lazım. O zaman güzel şeyler çıkıyor. Kesinlikle. Ve bakıyorsun insanlar da daha çabuk algılıyorlar bunu. Hissediyorlar çünkü o gönül birliğini. Samimiyet geçiyor. O geçer bir şey kesinlikle. Şimdi çok güzel bir şey söyledi. Mesela Hakan Ferhan'ı tanımasa. Ben Hakan'ı ve Ferhan yani üçümüz birbirimizi hiç tanımasak sadece yazışıyor olsak sosyal medya atıyorum mesela evet. ben desem ki böyle bir şiirim var siz de aranjeler yapıyor musunuz desem o da bir aranje yapsa Ferhan'ı tanıyor olsa mesela işte yine sosyal medya dese ki böyle bir işte şiir var müzik yapabilir misiniz müzisyensiniz dese o müziği yapsa hiçbirimizi görmeden bu iş ticari anlamda da döner. Döner. Çıkar. Döner. Tabii döner. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela yapmış olduğu bir aranje ya da bir müziği müzisyen dostlarını çağırdığı zaman tanımadığı müzisyen dostlar notaları koyar önüne o da onları çalar. Aynen. Ondan evet. sonra bir anlaşma yaparlar. O ücretini alır. O çalmış olur. Ortaya o eser yine çıkar. Kesin. Ama. Ama biz işte çok başka bir şeyden bahsetmeye çalışıyoruz. İşte o gönül birliğiyle ortaya çıkan ruhtan bahsediyoruz. Aynen. Çünkü istiyorum ki yarın kendi adıma söylüyorum. Demedi Demeyi çıkardığımda sevgili Hakan Sarıca da bir yerde ya da kendi sayfasında desin ki aranjesini yaptığım yani altına imza atıyor çünkü aranjesini yaptığım şiir diyebilmeli ben işte aranjesini Hakan Sarıca yaptı müzik Ferhan'a ait diyebilmeliyim bu gönül birlikteliği olmasa insanın eli gitmez yazmaya evet. hatta piyasamızda böyle bir şey var biliyorsun insanlar genel itibariyle bunu da çok da belli etmek istemezler tamamı kendinde kalsın diye evet. yani çok isim zikretmemeye çalışırlar söylememeye çalışırlar evet. bu dediği birliktelik olmasa eğer aynen zor değil. Bunu hayatın her alanına da yayabiliriz. Hiç zor değil. Bizim mesela bizim kültürümüzde de inancımızdan kaynaklanan şöyle bir şey vardır. Bizde biriktirmek yoktur. Dağıtmak vardır. Paylaşmak vardır. Bunu bu hale getirdiğin zaman bunun da matematiksel bir şey yoktur. Evet. Paylaşırsan bir noktaya varabiliyorsun. Az önce bahsettiğim de oydu zaten. Yani başarısını paylaşabiliyorsan, orada alkış tutabiliyorsan cidden kendini bir aşman gerekiyor onunla alakalı. Yoksa yapamazsın. O nefis sana onu yaptırmaz yani. Aynen. Alkışlatmaz onu. Allah uzak etsin. Yaptığımız iş duygu işi. Evet. Yani duygularımızın ön planda olması lazım. Ya bana hani aranjör kimliğim de olduğu için veya besteci yani ya şarkı almak için birileri geliyor. Aranje yaptırmak için birileri geliyor. İlk baktığımda o insanın yani ticaret de yapacak olsam ilk baktığımda o ruhu hissetmek istiyor insan. Neden? Çünkü müzik yapacaksın. Duyguyla işin çünkü. Aynen. Evet. Yani bu marketten gidip süt almak gibi bir şey değil. Yok canım bir şey. Evet. Kesinlikle. Şimdi, ne sütü verenin sana haberi var ne senin ondan haberi. Aynen. Şimdi karşında senden o talepte bulunan insan senden onu işte marketteki kasiyer arkadaştan süt istiyormuş gibi istiyorsa evet. başta zaten o diyalog kopuyor. O kayboluyor evet. Ha, oluyor demin dediğin gibi gene ticari oluyor. Herkes parasını alıyor.
Çünkü yaşamak için mecburuz buna. Yani. Evet. Bir şey dönüyor çünkü bir çarpar yani, dönen. Aynen. Başıma gelmiştir, ilin adını söylemeyeceğim. Bir organizatör beni arayıp yıllar önce. Kardeşim dedi, burada bir festival yapıyoruz. Dedim eyvallah. İşte sen son istiyoruz. Peki dedim. Kaç para istiyorsun dedi. Dedim ki yani bu ücreti karşılayabileceğinizi düşünmüyorum dedim yani. Nasıl dedi ya, ortada bir rakam yok mu? Dedim ki yani siz bunu ödeyemezsiniz dedim yani. Rakam da söylemedi ama siz benim isteyeceğim ücreti ödeyemezsiniz. Çünkü o ne verse ben fazlasını isteyecektim artık. Öyle bir muameleydi evet. Yani. Evet. Ya çünkü böyle bir şey değil. Tabii bir yerde oraya da geliyor evet. İş. Oraya da geliyor yani. Öyle bir şeyle karşılaşıyorsun ki yok tamam yani. Neredeyse diyeceksin ki senin paran burada geçmiyor artık. Evet, onu evet. Söylememek için de 1500 katını söylüyorsun yani. Hani anla bu evet. İş sadece matematiksel bir şey değil yani. Bir rakamla alakalı bir durum değil bu diye. Evet. Bu duygu meselesi. Bu bir de şeyden de anlaşılmalı be Ercan. Şimdi bizim sektörün durumunu görüyorsun. Evet. Hani insanlar zannediyorlar ki of çok paralar kazanılıyor falan. Ya sektörün hali içler acısı zaten. Evet. Müzik yapıyorsun, CD basmıyoruz. Yani. Düşün yani. Demin anlattı işte. Yani CD. Parçasını ararken korsanlar. Ha demin söyledim ya içeride. Ben. Evet evet. İşte dijital platformda, yasal platformda çıktı 20 dakika sonra 18 tane sitede korsanı çıktı. Korsan evet. 20 dakikada ne ara indirdiniz, ne yani. Ara çıktı, ne oldu dedim. O gün dedim işte ya bu iş artık yapılmayacak hale geldi yani. Denetim. Hani evet. Hayatımızı bununla idame ettirdiğimiz için. Ha evet. Tamam ben işte şey olsam, müteahhit olsam, inşaatlarım olsa, hobi olarak şarkı yapıyorsam o zaman kim indirirse indirsin. Ama aynen öyle yani. Bir durum değil ki bu. Müzik de işte böyle bir şey değil. O duyguyu evet. Hem müteahhit diye bölüp hem de oradan bunu çıkarayım diyemiyorsun. Evet. Yani böyle bir şey. Neyse bu biraz da aslında dinleyenlerimizle de seslenmiş olduk. Aynı şey kitap için de geçerli. Tabii tabii. Çok yazık günah yani bu korsan demek. Hadisesi. Çok ciddi emekler var. Evet yani bizde de o yasalar henüz oturmadı. Yani Avrupa ülkelerinden birinde internetten bir şeyi habersiz bir indir bakalım ne oluyor. Anında. Yani bir indir bakalım. İndirdiğin çok anda iki saat içerisinde kapına var, polis geliyor. Çok kesinlikle. Büyük yaptırımlar var. Kapına polis geliyor. Sigaranın içilmediği alanda sigarayı içtiğin anda itfaiyenin gelip orada o yangına ya da yangın çıkmadı Allah korusun müdahale etmesi onun bile parasını ödüyor. Yalnız şunu atlamamak lazım. Yasalar bizde de var. Var da tükürük cezası var. Var mı Türkiye'de? Uygulamada problem var. Uygulamada problem var. Yoksa yasa var. Evet. Var tabii. Uygulamada yani, problem var. İnşallah o da olur. İnşallah. Ama bunu sadece hani bir laf vardır. Herkesin başına bir polis dikemezsin. Evet. İnsanın bir vicdanı, bir ahlaki değeri, bir etik bir şeyi falan. Elin ben gitmemeli ona. Dinleyicilerimizin çünkü hani bilmedikleri bir konu. Hı-hı. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Hani bilinçlenmesi lazım bu konuda diyeceğim. Neden? Hani insan bilmediği bir konuda bilinçlenmeli. Evet. Onun için her gittiğim yerde söylüyorum Allah aşkına sen de karşılaşıyorsundur. Biz hangi müzisyen arkadaşla, hangi söz yazarı veya plakçı veya enstrümanist arkadaşla karşılaşsak camiada ilk önce bunları konuşur olduk. Evet. Ah şurada sıkıntı var, şurada iş yok, şura kapanmış veya işte şu CD satmamış, şurada şu çalmamış. Hep bunları konuşur olduk. Yani hakikaten kötüye giden bir durum var. En başta da kime düşüyor iş? İşte dinleyicilerimizin, bizi sevenlerin bilinçlenmesi. Herkes her yerde anlatıyor bir şeyler. Ben daha kestirme anlatmaya çalışıyorum. Bu korsan yapanların, işte korsan internet sitelerinin, korsan kitap basanların, işte o matbaaların neyi çaldıklarına önce bir bakın. Evet. Şimdi şurada duran CD'yi çalmıyor. Hı. Veya senin o işte bilmem kaç sayfalık kitabını o kitap olarak baktığın zaman onu çalmıyor. Onun içindekileri çalıyor. Evet. Onun içindekiler senin benim için neler ifade ediyor? Kesinlikle. Çok doğru bir noktaya değindi. Ben hep burada söylüyorum Ali abi. Evet. Hakan Sarıcan'ın değindiği nokta. Hı hı. Mesela ben dinleyicilerime imzalı kitap hediye etmedim. Buna değmedikleri için mi? Evet. Herhangi bir dinleyicim hayatım boyunca hiç bana mesaj atmamış ve benim görmedim ama şu an beni dinleyen benim çıkardığım bütün kitaplardan daha önemlidir benim için. Yani bir insandan bahsediyorum en nihayetinde. Ama evet. Şundan dolayı hediye etmiyorum. Çünkü benim kitabım çıktığı zaman depodan kamyonete taşıyan o hani tabii. Bedeniyle amel eden, tabii. Amele denilen abim var benim mesela orada çalışan. Anlatabildim evet, mi? Ve evet. Onun çoluk çocuğu var. Ben kitap çıkarıyorum, diğeri kitap çıkarıyor. Oradan kazanıyor. Onun mesleği bu, taşımak. Evet. Sen bunu yapmadığın zaman ben kitap çıkarmamaya başlıyorum. Yayın evi küçülmeye gidiyor. Ona ihtiyaç kalmıyor. Aynen. Evet. Muhasebecisi öyle, PR'ı öyle, halk ilişkileri, editörü öyle. Yani onu çalıyorsun toplumsal sen. Toplumsal bir duyarlılık şart. Yani insanın, kişinin bir gustosu olmalı. Evet. Yani, benim evet. Akşam çocuklarımla oturduğum masada yediğim tabaktan evet, çalıyorsun evet, sen. Yani. Bunun adı bu. Yani kesinlikle bu. Kahraman Tarzol'un anlattığı bir hikaye vardır. Anlatayım mı bunun adı? Anladım. Sonra devam edelim.
Evime giderken diyor, bir üst geçit var hep geçtiğim. Bir gün diyor orada korsan kitabı gördüm diyor. Yaralıymış deme. Yok değil. Yaralı çünkü. Ama onu zaten, onun da bütün kitapları korsanda. Tabii canım, yani hepsi. Var. Benim hani ne oldu, daha dördüncü kitabım, üçü korsana düştü. Evet. İlki bende de yok, o yüzden bulamıyorlar. Korsanda bulursun abi. Korsanda bulurum. Kahraman diyor ki çocuğumla beraber oradan geçerken kitaplarımı gördüm diyor. Kim bakıyor dedim buraya. İşte bir genç dedi ki ya ben bakıyorum. Çocuğun var mı dedim, var dedi. Bak dedim, sen bu kitabı satarak bu benim elimdeki kendi çocuğumun rızkını haram bir şekilde kendi çocuğuna yediriyorsun, evet, dedim. Ve diyor ayrıldım oradan, kızdım gittim diyor. 15 gün sonra diyor, tekrar oradan geçerken arkamdan biri seslenmeye başladı diyor. Abi 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 diye durdum. Beni hatırladın mı? Hatırlamadım diyor. Ben diyor korsan kitap satıyordum ya abi. Evet. Abi sen o gün o lafı söyledin, ben bıraktım o işi. Şimdi şurada başka bir iş yapıyorum. Ne yapıyorsun? Korsan çanta. Çok iyi. Yani, kahraman demiş ki tamam baba sen devam. Hadi yani. O korsan o artık, o geçti. Korsan çanta diye. Neyse. Birazdan senden bir eser daha rica edebilir miyim abi? Tabii. Bir eser daha. Radyo 7'nin Facebook sayfasından canlı yayınımız devam ediyor. Canlı eserleri paylaşmaya devam ediyoruz. Sevgili Hakan Sarıcan'ın Kör Kuyular isimli albümünden. Ne çalalım? Kimse anlamıyor dinlettim size. Akşam Güneşi'ni dinlettim. Birazdan Benim Halimi dinler miyiz? Yok şey dinleyeceğiz. Şey mi dinleyelim? Kör Kuyular'ı mı? Kör Kuyular'la bitireceğiz. Benim Halimi'ni bitireceğiz o zaman en son. Şimdi bir tane daha mı çalacağız, iki tane mi çalacağız albümden? İki tane. Halimden iki tane çalacaksak Kör Kuyular'ı çalalım. Benim Halimi'ni bitiririz o zaman. Tamam. Hareketli olan hangisi bunlardan? Kör Kuyular. Kör Kuyular. Aha. Şimdi hangisini çalalım istersin? Kör Kuyular. Tamam. O zaman senin canlı eserden sonra. Olur mu? Tamam. Öyle ne yapalım şimdi? Benim kafam karıştı. Canlı bir eser yapalım. Tamam. Ben birazdan tekrar ben de bir karar veririm ne yapmaya çalıştığıma tamam. ilişkin. Benim o üniversite yıllarında çıkan albüm. Hangisi? Nokta mı? Nokta. Nokta içine. Şimdi Nokta da çok özel bir şarkı tabii. Onu da benim aslında ilk profesyonel çalışmam bu Ercan. Nokta içinde noktayım. Ne vardayım ne yoktayım. Bu aslında beni birçok dinleyicimiz bu şarkıyla tanıdı. Bilenler hatırlayacaktır. Ben de hala senin üniversite yılların mı? Üniversite yıllarında aldığımı iyi hatırlıyorum. Üçüncü sınıfta mıydım? Dörtte mi İngilizce bölümündeydim o zaman? 2000. İki, yok 96 mezun olmayı. O başka o değil ya. Bu değil mi? Başkentimiz yok, Bursa o zaman ne yapıyorsun? Ferhan diyor ki diyor? Aynen diyor Hakan'ın dediği gibi. İkimizin sözü de birdir. Eyvallah. Tabii ki mutlu olurum Mehmetçim. Çok da güzel olacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun ama yine de özel görüşürüz. Yani şey bağlayacağım. Öyle dememiş sağ olsun. Ben demiştim ama sana. Yok demez. Demez. Ben burada söylüyorum ki söyleyesi varsa da söylemesin. Bundan dolayı. Ferhan çok teşekkür ederim. Nokta. O zaman. Koydu noktayı. Evet, nokta bu. Buyur abi. Ne der beder, ne sarhoşum, gir gönlüme, güldür beni, kıvılcımken kor olmuşum, yağmurum ol, söndür beni, nokta içinde noktayım, ne vardayım ne yoktayım. Aşkın bir dağ doruktayım, enginlere döndür beni. Yürüyorken kalka düşe, hesap sordun bu gidişe. Al elinle tut güneşi, renklerinden soldur beni. Rüya bilmez sadık kulum, sana çıkar bütün yolum. Ayrılıkla birdir ölüm, gideceksen öldür beni. Rüya bilmez sadık kulum, sana çıkar bütün yolum. Ayrılıkla birdir ölüm, gideceksen öldür beni. Ne gerçeğim, inan sensiz hiçbir şeyim yokluğunda avareyim. Sensizlikten kurtar beni. Nokta içinde noktayım, ne vardayım ne yoktayım.
aşkın bir dağ doruktayım. Enginlere döndür beni, yürüyorken kalka düşe. Hesap sordum bu gidişe, al elinle tut güneşi. Renklerinden soldur beni, riya bilmez sadık kulum. Sana çıkar bütün yolum, ayrılıkla birdir ölüm. Gideceksen öldür beni, riya bilmez sadık kulum. Sana çıkar bütün yolum, ayrılıkla birdir ölüm. Gideceksen öldür beni. Gönlünüze sağlık, teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Nokta isimli eserdi. Bir iki mesaj okuyacağım, ondan sonra da Kör Kuyular demiştik, onu yayınlayacağım. Tamam. Çalma muhabbetinden sonra şarkı çalmanız da güzeldi diyor. Hangimiz çalmadık? Sağ olsun. Eda Tuna Trabzon'dan. Ben arkadaşım Ali şu an yolda gidiyor. Ona onu çok sevdiğimi söyler misiniz? Tekrar iyi yayınlar. Kime? Konya'dan. Ali'yi çok seviyormuş Tuna. Eda Tuna. Hangi Ali? Eda Tuna'yı çok seviyorum. Eda Tuna, Ali diye bir arkadaşı varmış, onu ha, çok seviyorum. Ha, anladım. Tamam, öyle. Tamam. Biz Eda aracıyız. Ali'yi seviyor. Eda Ali'yi seviyor. Ha, tamam. Tamam. Muhtemelen Ali de Eda'yı seviyor. Tema bu. Eda Ali'yi seviyor. Evet, ha, tema bu. Tamam. Önemli. Ali de bunun kıymetini bilsin. Bilsin. Bundan da söylemiş olalım. Hem ne derler, isim dışım. Herhalde bir Ali değil mi? Vardır. Her Ali de sevilir gibi bir şey sevilir. Çıkmasın ama burada. Yani. O Ali hak ediyordur gibi geliyor. Ali abi, ben de sana karşı boş değilim. Yani o da şey değil. Yani. Ben de seni sevdim. Konya'dan Şerife, hep dualarımdasın. Halka tattım diye, o da halka tattım dediği birini seviyor. Yani böyle bir şey var. Peki. Mehmet Çekirge Mersin'den selamlarını iletmişler. Ağzınıza sağlık. Hasta arkadaşım var. Bilal Karabey. Kendisi zihinsel engelli. Sizi dinliyor şu an. Bir selam söyler misiniz diyor. Bilal Karabey. Allah şifa versin. Bilal'e selamlar olsun. Bilal'e selamlar. Bence ben hasta diye düşünmüyorum. Evet. Olur. Selamlar olsun Bilal'e. Farklı olan o ya. Belki normal olmayan biziz aslında. Yani kim bilir. Evet, böyle de bir şey var. Aynen. Yani biz bir kek kalıbına bürünmüş gibi yaşıyor olabiliriz. Yani bambaşka bir dünyada yaşıyor olabilir. Yani zihinsel özürlü lafını kabul etmiyorum. Evet. Çünkü her zihin farklı biçimde çalışıyor. Evet. Onunki öyle çalışıyor. Bizimki böyle, seninki öyle, onunki öyle. Evet. Yağmur Adam filminin esinlendikleri şahıs Amerika'da yaşayan bir adamdı. Rayman, Tom Dustin Hoffman. Dustin Hoffman ve Tom Cruise'un oynadığı. Hayat hikayesini okumuştum. Tek başına gömleğinin düğmelerini ilikleyemeyen bir adam. Evet. Ama bir kitabı açtığı zaman sayfa sayfa değil, iki sayfayı bir anda okuyan bir adam. Evet. Şimdi yani ben şimdi gömleğimin iliklerini bilmem kaç milyonla bilmem kaç milyonu çarpıyor anında. Aa, evet. Anladın mı? Şimdi ben hani gömleğimin düğme ve iliklerini rahat yapabiliyor muyum? Normal olan ben miyim yani şimdi burada? Onun yanında. Şimdi böyle bir şey, Down sendromu da öyle bir şey ya. Evet. Hani bir kromozom fazla onlarda. O kadar. Evet. Yani fazla işte. Fazla. Fazla. Evet. Fazla. Anladın mı? Fazla yani. Garip. Peki şöyle bir bakalım. Kimler vardı başka? Yozgat'tan Tülay. Hakan Bey, ben sizi bu zamana kadar nasıl dinlemedim? Harika bir ses demiş. Bundan sonra dinleyeceğim. Bundan sonra dinleyeceğim. Saadet Hollanda'dan iyi yayınlar dileğinde bulunmuş. Bahar, hoş geldin diyor Can abim ve değerli misafirleri Mardin'den. Sağ olsun. Mardin. Pazar günü Mardin'deyim, bunu söylemiştim. Eski Mardin. Eski Mardin. Nasılsıyım oranın ben de. Ben de oralıyım. Öyle mi? Evet. Bunu her söylediğinde de mutlaka şunu derler. Ya çok ama görmek istiyorum orayı diye. Yeni Mardin'i hiç beğenmedim ama eski Mardin, yeni Mardin yeni oluşan yerler gibi. Ama eski Mardin korunmalı. Ya bir İtalya. Öyle de zaten. Nasıl kendini satıyor sonrası da bence satılacak yerlerden. Gördün mü abi hiç? Ya eski Mardin'i görmez miyim? Bir daha gideceğim. En son ne zaman mesela? 3, 5 sene, 6 sene olmuştur. Evet, ama artık dediğin gibi yani turlar düzenleniyor. Koruma altında. UNESCO tarafından da kesinlikle koruması. Ki zaten şöyle bir tarih var. Dünyanın ilk 3 yerleşim yerinden biri. Keşke o dünyanın korunabilseydi. Evet. O yüzden harikulade bir yer. Çok. Mutlaka görmesi gereken bir yer. Orhan Akdeniz de, Orhan abi de Mardinlidir. Evet. Çetin abiyle kardeşler değil mi? Yok. Değiller Çetin mi? Abi başka. Bu Orhan abi şey. Ha, Orhan tamam, Akdeniz. Tamam. Taht kurmuşsun kalbime. Müzisyen. İnsanı da besteci. Güzel. Öğrencilerden de görüyorum İstanbul'da. Evet. Farklı insanlar, güzel insanlar. Sağ olsunlar. Hatice Sena Boğa selamlar, yayınlar demişler. Ondan sonra şimdi bu kadar zannediyorum. Peki, Kör Kuyular isimli eser. Evet, söz müzik yavaş yavaş.
Ferhan ait değil mi? Tabii. Sözü evet. Müziği Ferhan'ın. Ben de yakın düzenlemesi diyeceğim. Benim. Tabii sen de müzik diyeceğim. Ferhan diyeceğim. Evet. Aranca Hakan Sarıca. Evet. Tabii tabii. Güzel olur benim acayip. Ya 7-8 yaşlarındayım. Mardin Kızılebe'de çalışıyorum. Çok da suskun bir çocuğu. Çok suskunum yani. İşte küçüklüğümden babayı hiç görmemişim falan filan. Böyle, benim böyle bir yıllarım geçti. Tabelada çalışıyorum. İşim gücüm bakkala gönderiyorlar. Benim bir şey alıyor falan. Bana böyle bir hani zeka açısından da bende de fazla değil, eksik muamelesi görüyorum. Yani daha geride duruyormuşum gibi. Bir gün arkadaşı geldi. O tabelada çalıştığım ustanın arkadaşı. Yine beni bakkala gönderecek. Arkadaşı dedi ki sen git dedi. Ben dedi bu delikanlıyla biraz sohbet edeceğim. Biraz konuş. Beni baz aldı. Konuştu benimle falan. Muhatap aldı beni. Sonra arkadaşı gelince dedi ki bak bu çocuk dedi çok iyi edebiyatçı olacak dedi falan. Ya ne olur dedi bundan olur mu öyle şey falan. Ama yıllar sonra demiştim. Ben kitabımı götürdüm hediye ettim. Yani şimdi mesela bu benim için hani az önce söylediğim cümle çok önemli. Yani bana sıradan gelmiyor. Hani dedim ya ben de diyeceğim müzik Ferhan, aranje Hakan Sarıca, şiir de bana ait diye. Bunu albüme çeviriyorum düşünebiliyor musun yani? Yani bir potansiyel görmemişler sende. Daha asla. Aynı hikaye bende de var. İngilizce sen bilirsin. 5 sene kaldı ben ortaokulda. 10 sene okuyacağım diye bizimkiler yollamadılar liseye. Yani öğrencilerime anlatıyorum şaşırıyorlar. Evet. Yani İngilizceden, matematikten kalıyorum. İngilizce öğretmeni oluyorum. Turist rehberi oluyorum. Yani kimin ne olacağını bilemez. O şimdi ben seni biraz tanıdıktan sonra onlara da hak veriyorum Ali abi. Doğru biliyorsun. Şakası. Ya şimdi hepiniz anlattınız. Ben de anlatacağım. Var değil mi? Var var. Sabah kadar olsa yürürüm inşallah. Beni bu konuda çocukluğumdan beri en çok destekleyen ailemdi. Babam özellikle zaten hani müziğe yatkınlığımı babam keşfetmiş. O da işte bakkala gidip eve geldiğimde kapının ziline yetişemiyor boyum. Ben de şeyde darbuka çalıyorum. Kapıda. Aynen bu şekil. Babam öyle keşfediyor. Anneme diyor ki bak bu çocukta diyor bir ritim duygusu var. Babam da müzikle ilgilenirdi. Öyle keşfettiler ve her zaman da destek oldular. Hep yanımda oldular. Annem de babam da kardeşim de. Seni de takibe başlamışlar. Sağ olsunlar. Çok önemli. Yani işte onun önemini söylemek için anlattım bunu. Sen diyorsun ki işte bak herkes başka türlü davranırken o öyle davrandı. Evet. Sen diyorsun ki bizim 19 Mayıs sitesinde Samsun'da Üzeyir Doğru vardı. Evet, müzik hocamız. Benim de müzik hocamdı. Benim kafamda ama yok orta ilk adımda. Aynı flüt okay. Kırdı tahta flüt. Helvacı benim oldu. Kafamda. O da niye? Çalamadığımdan hani yeteneğimden değil. Hocamız biraz katıydı. Daha böyle batı müzikçi. Evet. Ben blok flütle Alaturka çalardım abi. Hani da ra ra değil de da evet. Da ra falan gibi. Niye böyle yapıyorsun falan diye flüt kırdı kafamda. Evet. Bir sene müzik derslerine girmedim. Ben müzikten kalmış adamım öyle düşünüyorum. Buyur. Öyle. Evet yani. Ev arkadaşım ODTÜ matematik mezunuydu Erzincan'da yedek subayken. O da öğretmen. O da kalmış. Eleşi ve matematikten. Yani sistem evet. Enteresan bu. Konuşuruz bir ara. Diyor ki olur. Bir söz var. Yabancı bir adamın yazarın sözü. Diyor ki aslında her insan zeki doğar ama evet. Eğitim onu bu hale getirir diyor. Yani eğitim kalıplar. Çok evet eğitim çok önemli. Peki. Kör kuyular ondan sonra da yavaş yavaş veda edeceğiz. Canlı bir eser ondan sonra da yine albümden çalmadığımız Benim Halim isimli çalışmayla değil mi? Onunla bitireceğiz. Radyo 7 frekanslarında Mehmet Ercan'la birliktesiniz. Sevgili Hakan Sarıca ve Ali Karaca X. Hani oradan Instagram ismiyle. Ben de nasıl Mehmet Ercan M ise sende de Ali Karaca X abi. Birlikteliğimiz devam ediyor. Lütfen ayrılmayın.